İnfo Yatırım sunar. Merkez Bankası Başkanı diyor arkadaşlar, bu sıkı para politikasını ne kadar sürdürebilir? Hani 18'inde teğet geçtiğini söylüyorum ben. Senin fikrini alayım. Tabii, bu toplantıda teğet geçecek zaten. Orası çok net bence. Son 1-2 gündür acaba bir 50 puanlık bir, yani sembolik bir faiz artışı daha gelir mi? 50 puanlık gibi. Bunu söyleyenlerin bir kısmı özellikle petrol fiyatlarındaki yaşanan yükselişe, ya daha doğrusu dünyada petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarına yaşanan yükselişe bağlıyorlar bunu. Ben çok öyle görmüyorum. Yani bunu gerektirecek bir iklim olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin bundan daha yüksek faize ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Bir de bu şey değil yani, böyle pompa fiyatına yansıdı gibi, böyle petrol fiyatı yükseldi faiz arttır, petrol fiyatı düştü faiz indir. Böyle bir hikaye değil bu. Nereye kadar sürdürebilirden kasıt şu arkadaşlar. Sayın Başkan bu konuda çok sert, çok şahin duruyor. Burada piyasanın bir kısmının beklentisi yıl sonuna kadar, 2021 yıl sonuna kadar Türkiye'nin 17 faize gideceği. Ben o görüşte olanlardan değilim. Bence yıl sonuna kadar, özellikle yılın ikinci yarısıyla beraber yaklaşık bir 300 puanlık bir faiz indirimi göreceğiz biz parçalı olarak. Yani yıl sonunda benim beklentim 14 faiz. Neden? İşte Nisan'da falan bir tepe görecek enflasyon. Sonra yavaş yavaş kafa aşağı doğru eğilecek. 12'lerde. İşte 12 desem buna. İşte 2 puan da reel getiri bırakırsa 14'e falan gelecek. Şimdi buradaki, yani şöyle düşünürse yanlış olur. Ne oldu işte, Merkez Bankası faiz indirmeyecekti. Bak gördün mü, Mayıs'ta 50 puan indirdi. Örneklemek için söylüyorum. Elbette faiz inecek canım. Dünya döndükçe bu faiz burada 17'de kalmayacak. Ama önemli olan o adımı doğru zamanda ve doğru büyüklükte atabilmek. Belki bir bebek adımıyla başlamak, belki büyük bir adımla başlamak. Eğer şimdi sıkı para politikasına kastımız şudur. Enflasyondan daha yüksek bir faiz talebi baskılayacak ve fiyat istikrarına ulaştırmaya çalışacak bir para politikasından söz ediyoruz. Şimdi enflasyon aşağı inerken sen bunu 17'de tutamazsın. Elbette o faiz inecek. Buradaki yapılması gereken şey şu. Ben şundan rahatsız olurum, bak açık söyleyeyim. Tekrar başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere pek çok kişiden böyle Nisan ayı gibi hadi artık faizi indir, 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 o baskı gelmeye başlarsa bundan rahatsız olurum. Ama bu alanı Merkez Bankası'na açarlarsa, ya Merkez Bankası bu ülkenin Merkez Bankası ya. Bu ülkenin büyümesini onlar da istiyor. Bu ülkedeki işsizliğin bir nebze olsun iyileşmesini onlar da istiyor herkes gibi. O açılan alanı kullanmalarına izin verilmesi lazım. Dışarıdan tekrar müdahale etmek gibi bir hataya düşersek o zaman sıkıntı olur. Yoksa bir daha söyleyeyim, ya Allah ömür verirse o tarihe kadar daha çok yayın yaparız. Elbette ki faiz düşecek Türkiye'de. Faiz düştüğü anda eyvah kur gidiyor buradan falan filan diye böyle feryat figan etmeye de gerek yok. Ama ne zaman başlayacak ve ne kadar başlayacak onu görmemiz lazım. Şimdi tabii ekonomi yönetiminin ve hükümetin biz enflasyonu düşürdük, enflasyon düştü demesinden sonra ancak faiz düşer. Enflasyonu düşürün siz beyler. Ondan sonra zaten Merkez Bankası Başkanı bu faiz oranının enflasyon düştüğü için senin de söylediğin otomatik olarak düşürür. Sadece, bunu ne kadar hızlı yaparlarsa o kadar iyi. Peki S-400 etkiler mi? İzin verir misin, bir şey söyleyeyim sana? Tamam. Bugün, yarın benim bir sunumum var. Onunla ilgili eksik olmasın. Yine verimetrik sunumumu hazırladım. Arkadaşlardan bir şey rica etmiştim. 2010 yılında dünyada ve Türkiye'de gıda fiyat endeksi diye bir şey var. 2010 yılında dünyadaki yaklaşık 100, Türkiye'deki 200. 2010'dan bugüne kadar endeks taşınmış. Bugün gelinen yerde, yani 10 yılın ardından, 11. yılın içinde dünyadaki endeks hala yüzlerde, son zamanda bir miktar kafa kaldırmasına rağmen Türkiye'deki kaç biliyor musun yaklaşık olarak? 600'lerde. Yani dünyada 10 sene boyunca yatay kalmış ve sendeki 3'e katlanmış. Bunu çözemediğin sürece, bak şurada çok büyük bir hata yapılıyor. İşte faiz arttır, enflasyonu düşür. Ya sadece faiz arttırmakla enflasyon düşmez kardeşim. Dünyada bunun bir örneği yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Faiz arttırarak gıda enflasyonu nasıl çözeceksin mesela? Çözemezsin. İki, devlete burada büyük bir görev düşüyor.
kendi belirleyebileceği yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar dediğimiz şeyde kamunun bir öncülük etmesi gerekiyor. Kamu kendi koyduğu enflasyon beklentisinden çok daha yüksek bir fiyat artışını yaparsa sokaktaki insanı zaten örnek olamaz orada. Yani sen diyorsun mesela, ki benim enflasyon hedefim 10, sonra dönüp diyorsun ki oranları sallamayayım ama otoyol geçişlerine %35 zam yaptım dediğin anda sen zaten diyorsun ki ey vatandaş, ben kendi koyduğum enflasyon hedefine zaten kendim inanmıyorum. İnanmadığımı da kendi aldığım kararla ortaya koyuyorum. Siz de şimdi gidin başınızın çaresine bakın. Burası gerçekten topyekün bir mücadeleyi gerektiren alan. Bak Sami'cim, dünyada gelişmiş ülkelerin ortalama enflasyonu %2'nin altında. Dünyada gelişmekte olan ülkelerin enflasyon ortalaması %4'ün altında. Yaklaşık 5 tane ülke yazıyorsun alt alta, Türkiye'nin enflasyonu kadar çıkıyor. Böyle topluyorsun, böyle bakkal gibi. Böyle topluyorsun, Türkiye'nin enflasyonu çıkıyor. Bundan hepimiz utanmalıyız. Dünyada çift haneli enflasyon olan 22 tane ülkeden biriyiz. Ben. Yahu dünyada enflasyon kalmadı kardeşim. İktisat fakültelerinde çocuklara enflasyonu anlatamıyorlar yani. Hayatın içinde yok çünkü. Sen burada hala ay enflasyon düştü galiba, sevineceğiz bu sene, mutlu olacağız dediğin yer işte 9.30'a gelse herkes bayram edecek memlekede ya. Hadi 10-10.30'a da herkes razı olacak. Onu enflasyon yahu. Sonra diyorsun ki Türkiye'de faiz yüksek. Türkiye'de faiz yüksek değil ya. Türkiye'de faiz çok yüksek. 17 faiz olur mu? Dünyada bu kadar trilyon dolar, 20 trilyon doları aşmış bir tahvil havuzu var. Faizi eksi. Adama veriyorsun parayı, sonra sana eksik veriyor. Yani 100 dolar veriyorsun, örneklemek istiyorum, sana 99 dolar geri veriyor. Faizi eksi. Sen burada 17 faiz veriyorsun. Niye veriyorsun 17 faizi? Geri zekalı olduğun için mi veriyorsun? Hayır. Çünkü enflasyonu yüksek. Ama biz bu enflasyonu burada bir topyekün mücadele haline maalesef getiremedik. Yani devlet de getirmedi, vatandaş da getirmedi, ticaret erbabı da getirmedi. Kimse getirmedi. Ben bugün bir toplantıdaydım. Danışmanlığını yaptım Türkiye'nin çok önemli şirketlerinden bir tanesinde. Soru şu. Diyorlar ki biz bir mal satacağız. Hangi kurla satmamız lazım? Malı almışlar 2 ay evvel. Normal olarak adamın maliyetiyle 2 ay evvel aldığı fiyatla satması gerekir değil mi? Tabii. Ama alıcı diyor ki ya abi sen bana bunu rakam atıyorum. Sen 7.5'tan fiyatlıyorsun. Kur bugün 6.90. Şimdi anlaşılıyor mu? Kur stabilizasyonu ne demek olduğunu. Fiyat istikrarı dediğin şey, öngörülebilirlik şöyle bir şey değil. Bir sene boyunca kur 7 lirada dursun. Bugün aynısını konuştuk. Bir arkadaşım Nefis anlattı. Ondan alıntılayarak anlatayım. Kur bir sene boyunca 7 lirada dursun. Hayır kardeşim. Kur bir sene boyunca sen bil ki bir senenin sonunda kur senin enflasyonun kadar değer kaybedecek. Ama tabii enflasyonun %15 olunca o bayağı bir fark oluyor yani. %15 dediğin şey 7'nin üstüne %15 koy 1 lira ediyor. Tabii. Şimdi 7 ile 8 arası başka bir şey. Enflasyonun 3 olsa 7 ile 7.20 arası başka bir şey çıkıyor işte. Hikaye bu. Sayın Abal, neden para piyasaları kurulunu değiştirmeyip aynı başarısız para piyasaları kuruluyla beraber yapıyor? Çünkü Merkez Bankası Başkanı tek başına karar vermedi bundan önce. Senin de benim de hepimizin eleştirdiği, zamanında faiz artırımını yapmadığı için dolar 7.20'lerde kalacakken 8.50'lere getiren bu para piyasaları kurulu değil mi? Peki, nefis soru. Ben de sana bir soru sorayım. Aynı kuruldan rasyonel karar da çıkabiliyor muymuş peki? Ama o zaman para piyasaları kuruluna ne gerek var? Merkez ya, Bankası Başkanı tek başına yapar mı? Sayın Altınkaya, ben sizi dinledim. Şimdi sen de benim soruma cevap ver. Aynı para politikası kurulu üyeleriyle direkt böyle 180 derece dönüp rasyonel karar da çıkabiliyor muymuş? Çıkıyormuş. Çıkabiliyor. Demek ki bütün ihaleyi bir başkana ya da bir kurula
da bırakmamak lazımmış buradan. Çıkan sonuç bir kere bu. Ben Sayın Ağbal'ın yerinde olsam görev değişikliği yapar mıyım? Kesinlikle yaparım. Ve yakın zamanda da olacağını düşünüyorum. Tamamının değil yalnız. Bütün ama o adamlara, o muhteremlere sorulmak gerekmez mi? Altlarında imzası var. O 128 milyar dolar kime nasıl gitti? Hangi bankalar aracıyla nasıl piyasaya sürüldü? Yani bunlar onu biliyor mu muhteremler? Murat Çetinkaya görevden alındığında yanlış hatırlamıyorsam 6 Temmuz 2019 olması lazım tarihin. Tam uçağa binmek üzereyken öğrenmiştim. O gün benim bir önerim olmuştu. PPK toplantılarında mümkünse hangi üyenin ne yönde oy kullandığının açıklanması. Evet. Yani Sami Altın, şimdi diyorsun ki arkadaş bunlar faizi arttırmadı, işte ekonomi birbirine girdi. Ya belki orada Mert Yılmaz diye bir adam var. Ya arttırmak lazım diyor. Ben onu bilmiyorum. Ya da Sami Altınkaya artsın diyor, kimse bilmiyor. Şimdi birisi evet değişmesin. Bilmiyorsun mu? Hadi bu çok şeffaflık olur deniyorsa, ki bu şeffaflıktan niye korkuluyor onu da anlamıyorum. En azından bu kararın kaça kaç oyla alındığının bence bilinmesinde fayda var. Mesela Anayasa Mahkemesi kararları açıklanırken kaç üyenin olumlu, kaç üyenin olumsuz oy aldığı isim isim açıklanıyor. Evet. Ya en azından dersin ki şu kadar kişi bu yönde, bu kadar kişi bu yönde alıyor. Ben ya, çünkü ben hayatım boyunca şeffaflıktan yana bir adam oldum. Ne zararı olabilir? Ya oradaki üye X Bey diyebilir ki benim tercihim faizin sabit bırakılmasından yana. Öbürü diyebilir ki Y Hanım, kurulda kadın yok da vardı. İşte benim tercihim 50 puan arttırılmasından yana. Sonunda zaten bir karar çıkacak ama bilelim. Bunu birini övmek, birini yermek, birini eleştirmek için değil. Çünkü sonunda şöyle oluyor. İhale bir adamda kalıyor ya, bir insanda kalıyor yani. Tabii. Şimdi ben, başkana diyoruz ki mesela. İzin ver. Başkanı eleştirdik. İzin ver şunu söyleyeyim. Bilmiyoruz ki belki de Murat Uysal o ikinci toplantıda faiz arttırımından yana tavır koydu. Ama kurul üyeleri sabit bırakılmasını. Ne oldu? Kurul üyeleri burada duruyor. Murat Uysal yok. Evde oturuyor. Benim şeffaflıktan kastım bu. Yoksa kimse, onu söyleyecektim. Kimsenin niyetini sorgulamak falan benim haddim değil yani. Kimsenin haddi değil. Şimdi bu para piyasaları kurulu kimlerden oluşuyor bu muhteremler? Hepsi bankacı mı, finansçı mı bu arkadaşlar? Vallahi hepsinin CV'sini bilmiyorum ama yani içlerinde çok kıymetli hocalar var, bankacılık yapmış tecrübeli insanlar var tabii. İnfo Yatırım sundu.